Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Kartal, Kaplan, Yıldırım, Şimşek, Kilit, Kılıç. Başlık 28 Mayıs 2019'dan bu yana Irak ve Suriye'de düzenlenen teröre son darbeyi vurmayı hedefleyen sınır ötesi operasyonların ikinci adı. Hepsinin başında Pençe var. İlk üç operasyon Pençe, Pençe 2, Pençe 3 adıyla yapıldı. Daha sonra sırasıyla Pençe Kartal, Pençe Kaplan, Pençe Kartal 2, Pençe Yıldırım, Şimşek, Pençe Kilit operasyonları düzenlendi. Son olarak 13 Kasım'daki İstiklal saldırısının ardından 19 Kasım gecesi Pençe Kılıç hava operasyonu başladı. Gündemde kara harekatı var. Bu kadar çok konuşulduktan sonra bir gece ansızın gelebiliriz demenin bir anlamı yok. Her gece ansızın gelebiliriz demek daha uygun. Öyle anlaşılıyor ki bu operasyona hedef olabilecek odaklarda kendilerini buna göre hazırladılar. Özellikle Suriye'ye yönelik kapsamlı operasyonlar hedeflenen amaca uygun adlarla 2016 yılında ayrıca başlamıştı. 24 Ağustos 2016 tarihli operasyonun adı şuydu: Fırat Kalkanı. Bunun iki yıl sonra Zeytin Dalı, ardından da Barış Pınarı operasyonu izledim. Yukarıdaki her operasyondan sonra ne olacağının şöyle yazmıştık. Bir operasyon daha olacak. Zira sadece böylesi harekatlarla elde edilecek başarılar ancak yeni bir harekatla korunabilir ya da yeni bir operasyon şart hale gelir. Bu saptamamız kesinlikle güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini önemsizleştirme amacını taşımıyor. Yürekten inancımız şu. Türkiye'nin güvenlik güçleri karşısına çıkacak engellerin tümünü aşmasını bilir, pes etmez. Bu bağlamda Pençe Kılıç'ın başarılı olmasını, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesini diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Suriye'ye düzenlenen son operasyon görünen o ki en son olmayacak. İktidara bir çağrımız var. Madem ki terörle mücadelede hava kara bütün olanakları kullanacaksınız, madem ki Esat'la da görüşmeyi planlamaya koydunuz, gelin daha büyük düşünün. Sadece terörle değil, terörizmle de mücadeleyi kapsayacak bir strateji öngörün. Esat'la görüşmeyi sadece terörle mücadele için değil, bölgede kalıcı bir barış için düşünün. Bunu sadece önümüzdeki seçimlere yönelik bir hamle değil, önümüzdeki nesillere yönelik kutsal bir barış mirası olarak yaşama geçirin. Bütün koşullar olumsuz, bütün koşullar böyle bir hedefe elverişli. Bunun için öncelikle 2011 yılından bu yana izlenen politikaların masaya yatırılması ve bir daha kaldırılmaması gerekiyor. Buradan alınacak derslerle terörden beslenenler dışında bütün tarafların kazanacağı bir paydaşlık üretmek gerekiyor. Bölgesel anlamda her şey olumsuz, her şey elverişli dedik ama küresel aktörlerin de sıkıştığı bir virajdayız. Rusya'ya dursan ya desek Ukrayna mı dedin diye soracak. ABD'de İran'daki gelişmelerin derdinde görünüyor. İsrail ise daha farklı. Dün İsrail'in önde gelen yayın organlarından Haaretz'de bir yazı yayımlandı. Diyordu ki Türkiye Suriye'ye kara harekatı için hazır artık kimse Türkiye'yi tutamaz. Bunun Türkçesi şu. Eğer Türkiye, Suriye'ye kara harekatı düzenlerse bunu destekleriz. İsrail için en iyi Suriye, güçsüz Suriye. Öteki taraflarla uğraşmaktan İsrail'le ilgilenemeyecek bir Suriye. İşin bu yanı ayrı ve çatallı. Özetlersek, iyi bir Suriye ve devamında Orta Doğu planlaması yapmanın tam zamanı. Bunun için çok değil, biraz akıl, biraz da bağımsız ve yurtsever bir bakış gerekiyor abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.